أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا فما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد değerli müslümanlar, değerli kardeşler, inşallah bugün Ali İmran suresi 133 ve 139. ayet-i kerimeler ışığında her Müslümanın hayatında önemli olan, yaratılış gayemiz olan, ne kadar yerine getirirsek hem dünyada hem de Allah katında o kadar makbul olabileceğimiz hayırda öncü olmak, hayırda çalışmak, hayır hizmetlerinde faal olmakla alakalı inşallah birkaç ayet, birkaç hadis aktarmaya çalışacağız. Rabbim cümlemize inşallah nasip almayı, hayırda hizmetçi olmayı, gücümü yettiği kadar öncü olmayı, hem salih amelleri işlemeyi hem de işletmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Malumunuz değerli Müslümanlar, dünya hayatı bir koşturmacadan ibaret. Her insanın hayatının merkezine koymuş olduğu bir takım amaçları, hedefleri ve maksatları var. Ne yazık ki insanlığın geneli bu hususta dünyayı ve dünyevi hedefleri, nefsi hedefleri, maddi çıkarları hayatın merkezine koyup onun peşinde hayat tüketmekte. Ama yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere dünyaya geliş gayemizin hayır yolunda yarışmak olduğunu birçok yerde ifade ediyor. Ve şu kelime çok önemli. Hayır işlemek demiyoruz, hayırda yarışma. Çünkü bu tabiri caizse hayır işlemenin bir üstü. Yani her mümin hayatında yapmış olduğu iyi amelleri, ibadet, zikir, taat, fakir fukaraya yardım vesaire ne yapabiliyorsa, daha iyisini nasıl yapabilirim? Veya bu işi benden daha iyi yapan kim var? Onun gibi nasıl olabilirim? Veya onu nasıl geçebilirim? Noktasında kendisine hedef koymalı ve hayatın merkezini buraya yerleştirerek tabiri caizse pergelin sabit ayağı burada olup diğer noktalarda yarış etmeye çalışmalıdır. Ki Kur'an-ı Kerim'de değerli Müslümanlar birçok ayet var ki okuyacağım bunlardan bir tanesi Âl-i İmran 133. ayet-i kerime. Estağfirullah. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Rabbinizin mağfiretine ve cennetine koşun ifadesi var değerli Müslümanlar. Tabi buradaki sari'u, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in her lafzı özenle seçilmiş, belli bir hikmete binaen zikredilmiş kelimeler. Dolayısıyla Allah-u Teala burada tabiri caizse bize ne yapıyor? Bu hususta yarışmamızı emrediyor. Yarış ne demek? İki kişi veya iki grup bir meydana çıkar, birbirini geçmeye çalışır. Her Müslüman bu anlamda gıpta merkezli tabii ki. Ben nasıl bulunmuş olduğum bölgede Allah-u Teala'nın bana verdiği imkanlarla hangi alanda en öne geçebilirim? Salih amelleri artırabilirim. Peygamber sana buyuruyor ya, iki kişiye gıpta edilir. Bir, Allah-u Teala'nın ilim verdiği, o ilimle amel eden, gece gündüz öğreten. İki, Allah-u Teala'nın kendisine mal ihsan ettiği, o malı açık gizli infak eden. Dolayısıyla Allah'ın bize verdiği nimetlere göre ben acaba Allah-u Teala'nın cennetine ve mağfiretine nasıl koşabilirim? Bunu herkes kendi gücüne göre. Çünkü kimi insanın maddi imkanı vardır. Kimi insanın konuşma kabiliyeti vardır. Kimi insan yazabilir. Kimi insan güçlüdür. Vesaire değişkendir bunlar. Ama vaka herkesin yapacağı bir iş muhakkak vardır değerli insanlar. Dolayısıyla bunu tespit edip ben ne yaparım anlamında mücadeleye
geç kalmadan içinde bulunduğumuz an itibariyle başlamak lazım. Tefsirlere baktığınızda koşun derken ne yapacağız? Birçok izahat var. Namaza koşun, oruca koşun, ihlasa koşun, farz ameller yapmaya koşun, Allah yolunda cihada koşun vesaire. Birçok izahatlar getirmiş müfessirlerimiz. Tabiri caizse hangi hayır amele gücün yetiyorsa o yolda koş, elinden gelen çabayı da ardına koyma değerli Müslümanlar. Hakeza Bakara Suresi 148. ayet kerime. Festebikul hayrat. Aynı ifade Maide Suresi'nde de var. Hayırlarda birbirinizle yarışın. Müsabaka yapın aslında tam Türkçesi tabiri caizse. Müsabakayı biliyoruz. İki grup çıkıp yarışıp veya iki şahıs ödül almak için uğraşır. Allah Teala diyor ki birbirinizle müsabaka yapın. Yani tabiri caizse bir hayır işi var. Biz burada şu kadar kişiyiz. Her Müslüman ya bu işi ben yapayım. Niye? Bunun mükafatına ben nail olayım. Bu şuurla diyor hayır yoluna çıkın. Zaten Müslümanlar bu şuurla hareket eden bir insan Allah'ın izniyle birçok hayra muvaffak olur. Ama bunu gerçekten özümsemek çok önemli değerli Müslümanlar. Ve zannediyorum en büyük mesele şu. Bir insan sorsa bize dünyada Allah'ın bir kula lütfedeceği en büyük nimet ne nimetidir? Ne yaparsak bu dünyadaki en hayırlı işi yapmış oluruz. Veya bir insanın neye sahip olması onun Allah katında üstün olduğunun işaretidir. Vaka ayet ifadesiyle Allah kimi hayır işlemeye, hayırda öncü olmaya muvaffak eylemişse işte en büyük lütuf budur. Yine ayetin ifadesi değerli insanlar Hadid suresi 21. ayet-i kerime. Bakın aynı sabiku ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin. Rabbinizin mağfiretine ve cennetine koşun. Arduha ki ardı semai vel ard. O cennet ki onun genişliği gök ve yer kadardır. U'iddet lillezine amanu billahi ve rusulihi. O cennet Allah'a ve peygamberlerine iman edenlere hazırlanmıştır. Bakın burası önemli. Zalike fadlullahi yu'ti men yasha. Bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine verir Müslümanlar. Ve emin olalım en büyük mahrumiyet. Maldan mahrum olabiliriz. Bir şey olmaz. Mülkten mahrum olabilirsin. Eşten, dosttan, arkadaştan, konudan, komşudan. Dünyevi ne olursa sıkıntı yok. Veya bunlar küçük sıkıntı. En büyük sıkıntı hayır işlemekten mahrum olmak. Niye? Bunun telafisi yok. Şu anda akşam saat 9 çeyrek. Bu saate kadar Allah'a bir amel sunduysak bizatihi onun için bir daha bir şükretmek lazım ki ya Rabbi sen bize lütfettin de biz hayırlı bir amel yapabildik, yapamadık. Bitti Müslümanlar. Kaçırdık seni. Bugün gitti. Hiç kimse dünyadaki bütün servetini aktarsa bir saliseyi geri alamaz. Kaybettiğin parayı kazanabilirsin. Her şeyi bir şekilde telafi edebilirsin. Ama ne ömrünü ne de Allah için sunabileceklerin telafisi yok yapmadıysan Müslümanlar. Dolayısıyla Allah Teala diyor ki bakın Allah'ın bu bir lütfudur ve dilediği kuluna verir. Yani kul halis olacak, samimi olacak. Bu yolda elinden geleni yapacak ki Allah da ona iyi iş yapmayı nasip etsin. Yani Müslümanlar adım atacaksın, ilk adımı atacaksın. Bak Rabbin ne kapılar açıyor. Ama bunun mücadelesini, bunun ihlasını, bunun samimiyetini her Müslüman göstermeye çalışmalı değerli kardeşler. Kur'an'a baktığımızda değerli kardeşler, dünyada 3 tip insan var. 4. yok. 3 tip. Yine ayet ifadesiyle Fatır Suresi 32. ayet kerime. Diyor ki biz kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras bıraktık. Yani Kur'an-ı Kerim'i. Ki cevher Müslümanlar ne desek ifadeden aciziz. Dünyevi, uhrevi
ne ihtiyacın varsa fazlasıyla var. Nurun ta kendisi girdiği yeri aydınlatır, olmadığı yer karanlığa mahkumdur. Böyle bir kitap. Ve Allah-u Teala bize bunu lütfetmiş, göndermiş ve biz bunun için hiçbir meşakkat çekmiyoruz. Bu çok büyük bir nimet. Ona ulaşmak için terlemiyoruz, yorulmuyoruz, sıkıntı çekmiyoruz. Hepimizin kütüphanesinde hazır. Ne yapacağımız yani. Ama bakın böyle bir kitap varken insanlar bu kitaba karşı üç sınıf. Bir, diyor ki فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ İnsanların bir kısmı nefsine zulmedenlerdir. Kimler bunlar? Allah'ın kitabı gibi bir kitap. Elimizde olmasına rağmen hayatını bundan gafil geçirenler. Vallahi değerli Müslümanlar, eğer bir Müslüman Allah'ın kitabından habersizse veya haberi var da onu yaşamıyorsa, emin olun velev dünyanın anahtarları elinde olsa bu dünyadaki en gariban, en behbah adamdır. Daha büyük bir zarar zarar söz konusu değildir. Çünkü malla mülkle bu kıyaslanmaz yani. Bir, nefse zulmedenler. Çok var maalesef. Düşünün, içinde yaşadığımız ülke dahil dünyada bir dünya sorun var. Kaç kişi diyor ya Rabbi, acaba Rabbimiz ne demiş kitabında bakalım da öyle bir çözelim. Çok cüz'i. Nitekim dünyada beniyor. Zulüm, kan, gözyaşı büyüyor. Ve bu mantıkla çözüm de mümkün değil değerli arkadaşlar. İkinci kısım. وَمِنْهُمْ muktasit. Orta yollu olanlar. İktisatlı yani Müslüman insanlar. Nasıl Müslümanlar? Ellerinden geldiği kadar kul olmaya çalışıyorlar. Ama yer yer hataya düşüyorlar. Tabii ki bu Allah'ın izniyle kurtulması umulan grup. Rabbim bizi inşallah en azından bu gruptan eylesin. Ama asıl mesele işte bu üçüncü grup Müslümanlar. Bu hedeflenmeli. Üçüncü grubu hedefleyelim. Tutturamazsak tabiri caizse zaten ikiye düşeceğiz yani. Ama Allah korusun ikiye hedefledin bire düştün. Durum çok tehlikeli. Kim onlar da? Ve diyor ki وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle hayır işlerinde öne geçenler. Üç grubun öncüsü bunlar Müslümanlar. Hayır işinde öncü olanlar Allah'ın izniyle. Dolayısıyla sırtını Rabbine vereceksin, ona tevekkül edeceksin, besmele çekeceksin, yola çıkacaksın. Başka bir şey lazım değil. Geri kalanlar teferruat. İşin ne diyelim sebep dairesindeki şartları ve gerekleri. Ama mesele Allah Teala sana onu nasip edecekse bil ki bütün dünya bir araya gelse seni o hayırdan engelleyemez. Dolayısıyla bir Müslüman hayırda öncü olmayı kendi zihnine değerli kardeşler yerleştirmeli. Şu çok önemli. Bu Allah'ın bir lütfudur ve Allah bana bu amel nasip ediyor diye şükrederse bir insan, emin olalım Allah daha güzel nasip eder. Ve şunu unutmayalım. Bir insan elinden geleni yapmıyorsa elinden gelmeyen amele ulaşamaz. Gücünün yettiğini yapmıyorsan gücünün yetmediğini konuşman abeste iştigaldir. Ama ya Rabbi benim gücüm şu kadar amele yetiyor. Yaptım. Ya Rabbi sen bana daha büyüklerini ihsan eyle. Rabbin yollarını açar. Ayet var çünkü. Bizim yollarımızda cehdedenlere yollarımızı açarız. Değil yolumuzu. Ama mesele değerli insanlar bu anlamda bu ayetleri kulağımıza küpe etmek. Dolayısıyla bir insan öncüyse varsın biraz sıkıntı çeksin. Hayır yolunda yürü de varsın hayatın Bilal Habeşi gibi olsun. Habbab bin Eret gibi olsun. Biraz sıkıntı olsun yani. Ki biliyorsunuz salih kul imtihan karşısında belli olur. Acaba sadık mı? Samimi mi? Yoksa herkes zaten yol açık olsa koşa koşa gidecek. Hazreti Bekir radıyallahu anh'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki bir hayat ki sonu cennet cefasında ne çıkar? Bir hayat ki sonu cehennem Allah muhafaza sefasında ne çıkar? Yani Müslüman bir hayat ama mesela akıbet yer yer sefa da olabilir, cefa da olabilir. Küçük pencere göre bakmayacaksın, sona göre bakacaksın. Sonun cennet olduğunu umuyorsan bunlar arizi şeyler.
Diyor ya Peygamber aleyhisselam. Çünkü yerler hayır yapmak da kolay değil bu devirde. Bir sürü fitne falan var maalesef yani. Peygamber aleyhisselam da buyurur. Sıkıntı çeken bir Müslüman. Dünyadaki en çok sıkıntı çeken bir mümini düşünün. Hayatı hapishaneler, sıkıntılar, zulümler görmüş. Böyle bir insan mahşerde getirilir, cennete sokulur, çıkarılır. Denir ki sen dünyada bir sıkıntı yüzü gördün mü? Cennette kalmıyor, girmiş çıkmış. Der ya Rabbi vallahi bir sıkıntı görmedim. Tam tersi, bir eli yağda, bir eli balda başka bir insan getirilir, cehenneme sokulur, çıkartılır. Denir ki sen dünyada rahat yüzü gördün mü? Der ya Rabbi ben rahat yüzü görmedim. Dünya böyle bir yer ben hasr-ı kerem. Dolayısıyla değerli insanlar, her insan hayırda elinden geldiği kadar nasıl önce olabilir? Bunun hedefini kendi hayatına koyup mücadelesini yerine getirmeli ki. Benzer ayetler çok. Tabi ayetin devamında değerli kardeşler diyor ki ne için buraya koşacağız? Onlar diyor İlâ mağfiretin min rabbikum. Rabbinizin mağfireti bir de cennet. Nasıl cennet? Arduha ke ardı semâi vel ardı. Cennetin büyüklüğü. Diyor ki onun genişliği yerler ve gök kadardır. Kimin için hazırlanmış? U'iddetlil muttakîn. Muttakiler için hazırlanmış. Çok büyük bir nimet. Dünyayı biliyoruz. Kainatta bir zerre hükmünde. Tabiri caizse dünyanın içinde bulunduğu alemi düşünsek biz sahra çölündeki bir kum tanesi değiliz derim sana. Dünya değil. Artık düşünün insan o kum tanesinin içindeki ne oluyor yani. Ama Allah Teala buna rağmen bize bu kadar nimet ihsan edemiş. Artı bir de cennet nimetlerini ihsan edeceğini vaat ediyor derim sana. Tabii ki en önemli mesele zannediyorum insanın örneklerinin olması lazım. Hayır işleyelim ama kim gibi olmaya çalışalım? Veya bu usta hayatımıza kimi örnek almaya çalışalım? Allah'a hamdolsun İslam tarihi bununla alakalı binlerce örnekle dolu. Sahabeler malumunuz her usta bizim örneğimiz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hizmetçisi var. Gece gündüz yanında. Hatta geceleri Peygamber Aleyhisselam hanesine çekildiğinde olur da geceliğin bir şey ister ben duymam endişesinden yakında yatıyormuş ki Hazreti Peygamber seslenirse onu işiteyim. Bir gün diyor ki Peygamber Aleyhisselam buna sen diyor benden ne istiyorsun? Diyor ki yarsa ben diyor bir düşüneyim sonra cevap vereyim. Ondan sonra diyor ki yarsa ben diyor cennette sana arkadaş olmak istiyorum. Bu zikrettiğimiz sahabe bekar. Mescitte yatıya kalkıyor evi yok barkı yok tabiri caizse diyebiliyorsa beni bir evlendir hele ev barkı bir döşe. Mevzu bahis değil yani. Diyor ki sana bu fikri kim verdi? Niye anında bir şey istedin? Diyorsa ben diyor düşündüm. Dünyalık bir şey istem 3 günlük dünya. Ama cennet nimetleri ebedi ve sonsuz. Akılları fikirleri cennet başka bir şey yok yani. Nasıl biz buraya girebiliriz tabiri caizse? Tabi peygamber olsam da öyle tamam ben seni götürürüm. Yok öyle bir şey. Diyor ki çokça secde ederek ne yap? Bana yardımcı ol. Şeklinde sahabeyi yönlendiriyor. Sahabelerden bu Uhud savaşı var. Ben gerçekten çok zorlanıyorum anlamakta. Düşünün ki bir sahabe Uhud savaşı var. Kenarda hurma yiyor. 3-5 tane hurma yiyor topu topu. Ne kadar vakit alabilir yani. Diyor ki yoksa ben diyor çıkıp da cihat edersem ve öldürülürsem, şehit olursam neredeyim? Cennettesin. Diyor ki o elindeki hurmaları attı, çıktı cihat meydanında cenk etti ve peşinden şehit oldu. Niye? Bu kadar hurma yersem vakit kaybederim. Vallahi Müslümanlar bunlar okumakla anlaşılmaz. Ben öyle düşünüyorum. İnsan bu lezzeti tadacak ki onun mantığını kavrayabilsin. Nasıl bir zaman dilimidir, nasıl bir tefekkürdür? Müthiş yani. Hazreti Bekir tek başına yeter. Biliyorsunuz bunlar Hazreti Bekir İslam'ın ilk halifesi. Cennetle müjdelenmiş sahabelerden bir tanesi. Peygamber Efendimiz'in kayınpederi, kızı, Peygamberimizin hanımı. Hazreti Peygamber'in hicrette yol arkadaşı. Hakkında ayet nazil olmuş faziletli bir insan. Ama onun derdi nasıl amellerimi artırabilirim? Peygamber sen buyuruyor ki cennetin kapıları var. Namaz kılanlar diyor namaz kapısından girecek. Oruç tutanlar
oruç kapısından girecek. Sadaka verenler sadaka kapısından girecek. Sayıyor. Hazreti Bekir Dağı'da. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, var mıdır şöyle bir insan ki bütün kapılardan çağırsın. Hedef yüksek. Diyor vardır ey Ebu Bekir ve umuyorum ki sen onlardan bir tanesindir. Ya Rabbi çok şükür ben namazı kılıyorum, o kapıdan zorlanıp inşallah girerim. Değil. Ben namazda da, cihatta da, sadakayla da, zikirle de velhasıl her ne elimden geliyorsa onları yapayım, her kapıya talip olayım. İşte öncü olacak Müslümanın zihniyetleri insanlar. Hazreti Ömer, o da cennette müjdelenmiş. Muvaffakat-ı Ömer var, Kur'an'da birçok ayet. Hazreti Ömer görüş teklif ediyor, ayet akabinden iniyor. Bu kadar faziletli bir insan. Peygamber sen buyuruyor, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer bir görüşte ittifak ederse ben onlara muhalefet etmem. Böyle bir insan. Ama hayır yarışında kimi seçmiş kendisine? Hazreti Ebubekir'i seçmiş. Onu gözüne demek kestiriyor. Diyor ben bununla yarışırım yani. Çok büyük mesele o tabi. Lig meselesi. Herkes kilosuna göre. Bir gün diyor Peygamber Aleyhisselam Tebük işim. Diyor ki infak yapın Müslümanlar. Cihada çıkacağız. Mal getirin yani. Hazreti Ömer diyor ki ben bugün Hazreti Bekir işeceğim. Eve gidiyor. Malının yarısını getiriyor. Az buz bir şey değil Müslümanlar. Zordur yani. Herkes malın yarısını veremez. Veriyor. Uzaktan da bakıyor Hazreti Bekir ne kadar getirecek. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam ne kadar getirdin? Diyor ya asla. Ailene bıraktın. Diğer yarısını bıraktım. Hazreti Bekir geliyor. Malının tamamını bırakıyor. Diyor eve ne bıraktın? Allah'a ve Resulü'nü bıraktın. Tabi Hazreti Ömer gözyaşlarına boğuluyor. Diyor anladım ki ben bugüne kadar seni geçemedim. Bundan sonra böyle bir şık yok. Tabi o da çok büyük rakip seçmiş yani. Hazreti Bekir'den bahsediyoruz. Sıddık ne desek zirvede yani Allah. Dedim Allah'ın sevgili kulları yani. Ama vaka Müslümanlar biz de kendi hayatımızda şu çok önemli. Alttakilere bakarsak yanılırız. Ya çok şükür ben 5 vakit namazımı kılıyorum. Kılmayan bir sürü insan var. Ben veliyim. Yok öyle bir şey. Mehmet Alagaş'ın güzel bir teşbihi var. Diyor ki bizim Türkiye'de Allah'a inanıyorsan Müslümansın. Ki şeytan da Allah'a inanıyor. Cuma'ya gidiyorsan iyi Müslüman canım. Cuma'ya kılıyor ben baksana haftada bir gün. 5 vakit namaz. Oo hoca bunlar 5 vakit namaz kılıyorlar. Dolayısıyla 5 vakit namazı kıldın mı bizim topluma göre hocasın kafadan. Cennete direkt sanki gideceksin yani. Halbuki vaka 5 vakit namaz her Müslümanın Rabbine şükür borcu. Bu giriş tarihi caizse yani. Dolayısıyla bu anlamda dışarıya bakarsak şeytan bizi amel hususunda aldatır. Kime bakacağız? Sahabelere, tabiine, alimlerimize, hocalarımıza, bu husustaki örnek insanlara ki amellerimizi arttırabilelim. Belki yakalayamayız ama yıldız misali onlar yol gösteren işaret olur. Peşinden giden de Allah'ın izniyle yanlış bir yere gitmez değerli kardeşler. Bu usta Peygamber Aleyhisselam şu hadisi her Müslümanın kulağına küp olması lazım. Mümin ölünceye kadar hayra doymaz. Ya çok şükür ben bu kadar iş yaptım. Emeklilik yok bu işte. Allah'a hizmet ediyorsan ne yaptın? Ya Rabbi çok şükür bugün 2 tane salih amel işledim. Yarın ben bunu 3 yapmaya çalışacağım. Bu şekilde hayra doymamalıyız ve elimizden geleni artırma gayretini göstermeye çalışmalıyız değerli kardeşler. Tabii örnek anlamında ben hep zikrediyorum. Hakikaten belki şöyle düşünülüyor. Ya bu işi yapmak için güç, kuvvet, para, pul, şu bu lazım. Ya Müslümanlar gerçekten sağlam bir iman lazım. Allah Teala gerisini nasip ediyor inşallah yani. Şimdi Filistin'de meşhur bir insan var. Yılları İsrail zindanlarında geçmiş. Sadece kafası kıpırdatıyor, kıpırdıyor. Vücudundan başka bir yok, kafası sadece kıpırdıyor. Biliyorsunuz malum. Ahmet Yasin. Felçli olmasına rağmen bugün Mescid-i Aksa dediğimizde, Filistin dediğimizde akla gelecek birkaç isimden birisidir. Ama ondan fiziken çok daha güçlü olan belki milyonlarca insan vardır. Ama aklımıza ne ismi gelir, ne zikri gelir, ne de fikri gelir. Vaka güç kuvvet değil Müslümanlar. Vaka iman gücü olacak. İhlas olacak. Samimiyet olacak. Felçli olanlar emin olalım. Gücü olduğu halde
yapacak imkanı olduğu halde Allah için amel işlemeyenler. Hatta bırak bunları felçli, bunlar ölmüş, gömülmesi kalmış insanlar maalesef. Gücü olduğu halde diyorum. Gücün yetmiyorsan zaten mükellef değilsin. Ama gücün var da yapmıyorsan vallahi Müslüman kendini silkelemen lazım. Ne bekliyorsun? Yarının bugünden ne farkı var? Eğer imkanlar aynıysa bugün yapmadıysan şeytan seni kandırıyor. Yarın da yapamayacaksındır. Öteletiyor yani. Ama imkanlar hazırlamak gerekiyordur. Vesaire şartlar olacaktır. Tabii ki Müslüman planlar, planlar yerine getirir. Ama vaka değerli kardeşler, bu anlamda şeytan vesvese verebiliyor. İnsanların yapacağı hayır işlerini öteletebiliyor. Bundan da Rabbim bizi muhafaza buyursun değerli kardeşler. Tabii başka Hasan el-Benna var. Meşhur Mısır'ın müceddidlerinden. Ki kendisi 7 kişiyle ufak bir grupçuk kuruyor. Belki şu anda milyonlara ulaşan mesajları var. Bunların nasihatleri çok önemli Müslümanlar. Çünkü bunlar masadakiler değil, sahadakiler. Zaten sadece masadakiler takip ederseniz masanın başından kalkamazsınız. Kalkamayız. Ama ilmiyle amil, dert sahibi İslam önderlerine baktığınızda gerçekten her cümlesi bunların altın değerli Müslümanlar. Hasan el-Benna kaç yaşında şehit olmuş biliyorsunuz? 41 yaşında. Genç bir insan yani. Ama arkasında milyonlarca genç bırakmış. Nasıl bırakmış? Hayrın öncüsü. Bir yere işaret etmişse orada önce o bulunmuş. Elinden geleni yapmış. Allah da çok bir hizmetten nasip edilmiş. Bakın ne diyor? Diyor ki ey Müslümanlar, eğer hayır yolunda koşacaksanız, böyle bir gönlünüz varsa ki inşallah her Müslümanın tabii ki, her kardeşimizin var tabii ki. Çok faal olun. Umumi hizmetlerde her işe yetişmeye çalışın. Mescit süpürecek. Ben buradayım. Bir fakire kumaya götürecek. Ben buradayım. Hocamız söyledi Afrika'ya kuyu açılacak. Ben buradayım. Velhasıl ne iş varsa ben buradayım. Gerisi bizim gücümüzde değilse önemli değil. Diyor ki bakın bu çok önemli. Başkasına bir iş sunabildiğinde bundan dolayı mutluluk hisset. Allah'a çok şükür ben bugün bir fakire yardımcı oldum. Veya bir kardeşime Kur'an öğrettim. Veya bir Müslüman'a bir hadis öğrettim. Diyor böyle bir şeye muvaffak olmuşsan bundan dolayı Allah-u Teala'ya şükret. Ve diyor mantık olarak ey Allah'ın kulları hiçbir şey Allah yolunda sakınılmaz. Veya hiçbir şey Allah yolunda harcanmaktan daha değerli olamaz. Ne ömrümüz, ne malımız, ne canımız, ne çoluğumuz, ne çocuğumuz gerekiyorsa hizmet için biraz fedakar olup Allah'ın yolunda çalışmalıyız. Ki bu Hasan el-Benna şehit olduğunda biliyorsunuz. Amerika bugünkü var ya küfrün başı. Dünya zulmünün ifsadının merkezi. Ne kadar kötülük ararsanız şerrin başı velhasıl ki. O Amerika bayram yapıyor. Mısır'da bir Müslüman 41 yaşında öldürülmüş. Amerika'da bayram var. Bu Seyit Kutlu bunlar daha cahil bir insan. Bilişi değil yani o anlamda söylüyorum. Bakıyor ki Amerika'da bir bayram var Mısır'da birisi ölmüş. Ne alakası var? Araştırmaya başlıyor ki gerçekten dağ gibi bir insan ahirete göçmüş. Onun vesilesiyle Müslümanlar arasında aktif hizmetlere başlıyor. Yani tabiri caizse bunlar öyle yaşamışlar. Değil hayatları, ölümleri bile insanları ihya ediyor. Ki eserleri bize ışık oluyor. Onları okuyup oradan istifade edip elimizden geldiği kadar yapmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Seyyid Kutup'ta Allah rahmet eylesin. Laf azan bir insan değil. Gerçekten fizilal Kur'an her Müslümanın kütüphanesinde olması lazım. Bir ayet okuyorsanız muhakkak oradan da okuyun derim. Çünkü o hayat tefsiri. Bir Müslüman hayatını ilgilendiren bölümde ne anlamalı? Fıkıh, rivayet yok böyle bir şey. Biz bu ayetten şunu anlamalıyız şeklinde müthiş bir eser. Diyor ki ey Müslümanlar, fedakarlıkların hesabını tutanlar bu davayı yürütemezler. Ya her gün ben bu işi yapıyorum. Senden önce olmaz.
yapabiliyorsan ya Rabbi çok şükür bugün de bu işi ben yapabildim. Bu dava bağlarından o kadar fedakarlık ister ki insan yaptığını hemen unutabiliyorsa diğerini yapabilir. Yaptım bugün 10 tane hayır işi, yarın sıfırdan. Çünkü niye? Bir çetere uzarsa ya onu da ben yaptım, bunu da ben yaptım, şunu da ben yaptım. Yarın bir gün o çetere ayağına takılır. Yapacaksın. Diyor ya iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Yaratan Rabbin bilir. Dolayısıyla bu anlamda bu nasihatler çok önemli değerli Müslümanlar. Ve şunu unutmak lazım. Böyle bir şey niyetlendiğimizde önümüze engeller çıkacak. Bunlar ayıklamak için kriterler. Kur'an'da çok ayet-i kerim var. Allah Teala bizi uyarıyor ki bunlarla deneneceğiz. Bakın Müslümanlar bundan istisna yok. Bir şekilde bunlar karşımıza gelecek. Ben bir ayet aktaracağım çünkü çok ayet var. Birbirine benzer anlamda. Meşhur Tevbe 24. ayet-i kerime. Eğer hayır yolunda koşacaksak ben aktif, faal bir Müslüman olacağım. Hele günümüzde. Çünkü dünyevi iyileşme uğruna mal, mülk, apartman, araba ihale açılıyor. Öyle değil mi? Şimdi desene ki şurada bir iş var. Bir gün çalışacaksın. Mukabele 10 milyar. Harp çıkar burada. Vallahi harp çıkar. Ama Rabbin sana bunun kat be kat fazlasını vaat ediyor. İfade edemeyeceğimiz kadar bir mükafat var. Cennet Müslümanlar ebedi, sınırsız. Kavramak çok zor. Nasıl diyor Peygamber Efendimiz? Diyor ki kutsi hadis. اَعْدَدْتُ لِيْبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا عُذْرٌ رَأَتْ وَلَا عُذْرٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلِ الْبَشَرِ Bakın, hiçbir beşerin aklına gelmeyecek, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği nimetleri salih kullarıma hazırladım. Ama tabii ki bu o kadar da kolay değil. Biraz imtihan olunacağız. Ayet-i Kerime Tövbe 24. De ki babalarınız, ayete dikkat Müslümanlar, akrabalar geçiyor ha önce. Babalarınız, oğullarınız, cevherler, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler, Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgiliyse Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar toplu hidayete erdirmez. Ya şimdi bir insan okuyunca ilk başta şöyle düşünüyor. Ya benim hanımım, annem, babam, akrabam, malım, mülküm nasıl olacakmış? Nasıl olacak? Ya Allah için bir iş yapacaksın. Şimdi günün bu saatinde saat 10 olmuş. Herkes evde. Çoluk çocuk oturuyor. Siz buradasınız. E hanım diyebilir. Bey nereye gidiyorsun ya akşam ders bu saatte? İşten yeni geldin. Her bir yüzünü görelim. Misal. Olmuyor mu? Oluyor. E hanım yüzümüzü her gün görürsen cennette görüşemeyiz. Öyle değil mi? Fedakar ne demek? Kârı feda edeceksin. Uykundan, yediğinden, harcadığından, giydiğinden, gezdiğinden, ailenden, kısacası bakın bunlar en yakınlar. Fedakarlıklar en yakından başlar. Eğer en yakınlarımızdan fedakarlık edemiyorsak öncü olamayız. Dolayısıyla herkes yerini bilecek, yeri geldiğinde hanımımız da olsa, kardeşimiz de olsa, o çok sevdiğimiz evimiz de olsa sınırı çizmek lazım. Hazreti İbrahim Hanım'ı nereye bırakıyor? Çöle. Biz eve bırakamıyoruz. Diyor, bey sana bunu kim emretti? Allah emretti. İmana bak. Gerçi erkekler bu kadar güçlü mü diyeceksiniz? Ben kendi adıma konuşuyorum ki hanımlar bir şey söyleyebilirim. Yüzümüz yok ama. Diyor ki Allah emrettiyse o bizi zayi etmez. İman Müslümanlar. Vallahi bir ayeti uygulayalım. Arkasına düşünmeyelim. Kızıl deniz de yarılır. Olmayanlar olur. Sebepler sonuçları gerektirmez. Takdir Allah'ındır. Bunlar çok önemli şeyler. Bunu kavrayamayanlar emin olun bu işin öncüsü olamazlar. Çünkü tünelin sonunda ışık gözükse herkes koşar Müslümanlar.
Ama Rabbin diyorsa ki bu yol sağlık ve selamettir. Bu yolun sonu cennettir. Sen bakacaksın buradan dikenler, sıkıntılar, kanlar, gözyaşları, zulümler, fedakarlıklar. Ama o yol selametin kendisi. Diğer bir yol var. Bakıyorsun buradan eğlenceler, güller, bahçeler, nimetler, arabalar, gezmeler, tozmalar. Ama o yol kötülüğün kendisi. Nereden biliyorum? Rabbimiz söylüyor. Onun için cennet ne diyor? Huffetül cenneti bil mekari. Cennet zorluklarla çevrilmiş. Cehennem bir şehvet, şehvetlerle. Nefse hoş gelen şeyler Müslümanlar. Onun için bu işe soyunuyorsan bunlar arkanda bırakacağım. Tabii ki değer vereceksin. Seveceksin. Yerine göre değer vereceksin. Ama herkes yerini, makamını gerektiğini de bilecek değerli sonlar. Çok örnek verebiliriz. Vaktimiz sınırlı olduğu için kısa geçmeye çalışıyorum. Ve Peygamber Efendimiz bakın ne diyor Müslümanlar? Hayır işinde acele edin. Vaktimiz yok Müslümanlar. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Dünya için hedeflerimiz var değil mi? Diyoruz ki öyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle gideceğiz. İnşallah Allah hayırlı amellerimize bizi muvaffak kılsın. İtirazımız yok. Ama bunun olması kesin mi? Vallahi kimsenin bir saniye sonrasına garantisi yok, ben dahil. Eve gidecek miyiz? Allah biliyor. Yarın işe gidecek miyiz? O da Allah alem. Gittik akşam dönecek miyiz? O da Allah alem. Kısacası ne düşünürsen düşün, bunlar zanni şeyler. Ola da bilir ama olmaya da bilir. Kimse evden ben öleceğim diye çıkmıyor. Benim bir hoca arkadaşım var. Diyanette, cenaze bölümünde çalışıyor. Dedim ki bir gün, ölenlerin yaş ortalaması kaç? Topkapı merkezde. Dedi ki %50'si yaşlı diyeceğimiz insanlar ama geriye kalan %50 gençler, çocuklar, hanımlar. Allah hayırlısını versin. Ne demek istiyorum? Müslümanlar dünyevi şeyler ulaşabiliriz, ulaşmayabiliriz. Ama uhrevi hedefler %100. Dolayısıyla akıllı bir insan 3 günlük dünya hayatı için ebedi hayatını ihmal etmez. Ne diyor? وَلَا تَنْسَى نَصِبِكَ مَا الدُّنْيَا. Dünyadan nasibini unutma. Helal dairesinde ye, iç, eğlen, gez vesaire. Ama asıl mesele ahiret. Dolayısıyla büyük hedefini oraya koy. Ona göre zamanını düşün. Mesleğini düşün. Hanımını düşün. Evini düşün. Oturduğun yeri düşün. Güzel bir yerde oturayım da cama açtım, hava gelsin. Çoluk çocuğun nereden ders alacak? Orada yoksa böyle bir ilim ehli bir insan, bir merkez eksik kalsın o ya. Güzel bir işim olsun da para kazanayım. Sen 7-24 çalışıyorsan da Allah'ın ibadetlerini yerine getiremiyorsan eksik kalsın o para bu. Bir hanım alayım da şöyle güzel böyle kabiliyetli olsun. Seni Rabbine yaklaştırmıyorsa eksik kalsın öyle bir hanım. Mütevazi bir bayan seç. Velhasıl örnekleri çoğaltabiliriz. Ama bu çok iyi düşünmelerin sonlar. Çünkü bunlar birbirini desteklerse inşallah amellerimiz artar. Ama desteklemezse Allah muhafaza sıkıntı büyük. Bakın diyor ki Peygamber 7 husus gelmeden amelde acelin. 7 husus. Ne bunlar? Unutkanlık getiren fakirlik. Azdıran zenginlik. Sağlığı bozan hastalık. Bunaklaştıran yaşlılık, ansızın gelen ölüm. Beklenen ve bilinmeyen şerlerin en kötüsü Deccal ve diyor kıyamet. Ki bunlar ansızın her birimizi yakalayabilir değerli insanlar. Dolayısıyla her mümin hedefini koyup Allah hangi yönde kabiliyet vermişse değerli kardeşlerim harekete geçmesi lazım. Ve ayetin devamında diyor ki nasıl koşacağız? Zor bir iş. Çünkü cennette bir nimet var yani. Allah da birkaç özellik zikretmiş. Birincisi 134. ayet-i kerime. Diyor ki ellezine yunfikuna fissarrayi ve darrayi. Onlar hem darlıkta hem bollukta infak ederler. Yani bir Müslüman malın esiri olmaz.
mal sahibi olur ama mal onun sahibi olmaz. Malı harcar ama mal onu harcayamaz. Şöyle bir soru sorsam, kaç kişi mal sahibi? Çok malı olan mala sahip değil Müslümanlar. Yeri geldiğinde malı hayır yolda kullanabilen, Allah'ın verdiğini bilerek onun yolunda infak edebilen, mal uğruna gayrimeşru işlere bulaşmayanlar mal sahibi. Yoksa serveti var, böyle. Bir kuruş vermekten çekiniyor. İnfak etmekten korkuyor. Aman malım biterse. Ben bir kere zengin bir insanla nasihatleşiyoruz. Dedi ya hoca, zekat 1/4. Ben her sene 1/4 versem malım biter. O şöyle düşünüyor. 1/4 verecek, bitecek. Zekat öyle değil tabii de yani. Nisap, miktar, arası, yazar. Anlatmaya çalıştık ama ne kadar anlaşılmıyorum. Şimdi bu adam zengin mi? Vallahi bu garibanın teki yani. Bir Müslüman cebinde 10 lirası varsa, 5 lirası veriyorsa ondan zengin. Niye? Biliyorum malım nereden geliyor, nereye gidiyor yani. Velhasıl dallık da bize, bolluk da bize. Ama her mümin infak yapması lazım. Malı yollara kalbine değil, cebine koy tabi derse ki. Çıkartması kolay olsun değerli insanlar. Akabinden bu yarışın en zor kısmı. Diyor ki onlar vel kazimine gayza. Kızdı mı öfkeyi ne yapar? Yutar. Şimdi Müslümanlar koşacağız, beraber yarış yapacağız, bir iş yapacağız. Yer yer ne olacak? Bir kardeşe kızacaksın. Canın sıkılacak. Moralin bozulacak. İşte o zaman ben daha gelmiyorum. Ben bununla bu işi yapmam. Bir daha bununla görüşürsem, bu dükkanına girersem çok duymuşuzdur böyle şeyleri. Yanlış. Kızabiliriz ama bir Müslüman kin asla tutmamalı. Ne diyorum? Vel kazimine gayza. Onlar öfkeden yutarlar. Vel afine alinnas. İnsanları affederler. Temel'in meşhur bir fıkrası var. Ben derdi ben zikrediyorum. Temel bir gün yolda gidiyor. Arkadan birisi geliyor. Temel ensesine iyi bir tokat vuruyor. Tabi Temel kızmış, bütün sigorta kalmış tabiri caizse. Arkaya bir dönüyor. Tabi bakıyor adam enine boyuna 2 metre. Diyor ki ciddi mi yaptın, şaka mı yaptın? Diyor ciddi yaptım, ne olacak? He diyor, ben şakadan hoşlanmam da. Şimdi yapacak bir şey yok tabi. Orada bir de kızsa üzerine sopa yiyecek. Bu durumda affedeceksin ama bu fazilet değil. Kim döndün arkaya böyle küçük bir kardeşin hani. Veyahut da gücün yeteceği bir insan. İşte orada öfkeyi diyorsan var ya Müslümanlar, bu işte ahlak, iman. Zaten böyle bir dostunuz varsa değil elini ayağını öpün yani. Ne diyor Peygamber? Sen bir insan kızdığında ama espri ne? Gücü yettiği halde kardeşinden o hıncını almaya gücü yettiği halde kardeşini affediyorsa Allah onu mahşerde ne yapar? Mahlukatın başında çağırır. Ve der ki dilediğin huriyi seç. Ama bu çok zor bir iş. Bana sorsanız desen ki bu derneği yıkalım, yerini değiştirelim daha kolay. Hakikaten. Ama Müslümanlar hayır yolunda koşacaksak bilelim ki bize de kızacaklar. Yer yer biz de kızacağız. Bırakmak yok, küsmek yok. Çünkü yol kimin yolu? Allah'ın yolu. Biz buraya bir adam için girmedik. Bu yola bir insan için girmedik. Dolayısıyla kızdık mı da çıkmak lazım. Çok güzel bir kıssa var. Abla bin Mübarek. İsmi gibi mübarek bir zat. Bir gün cariyesi abdest suyu döküyor. İprikla. Tabi dökerken yüzüne çarpıyor, yüzü kanıyor. Tabi insan ne yapar? Kızlar, o da hizmetçi sonuçta yani. Çok rahat da kızabilir. Tabi cariyeler de bilgili insanlar. Günümüzdeki gibi insanlar cahil değiller. Diyor ki hemen ayet kime okuyorum? Belki azimine gayza. Onlar diyor öfkesini yutarlar. Ne yapacak ablam bari? Diyor tamam, yapacak bir şey yok, ayet kime okudun. Peşinden diyor ki vel afine annas. İnsanlar affederler. Diyor affettim, ceza da vermeyeceğim sana. Peşinde ayetin sonu vallahu yuhibbul muhsin. Allah diyor muhsinleri sever. Git diyor, seni azat ettim. Yani nasıl bir ahlak ya? Müslümanlar işte onun için konuşuyoruz Müslümanlar. Bazı var ya bu akıllılar. Ya niye halen bunları anlatıyorsunuz? Ya bunlar destan Müslümanlar. Çok büyük insanlar yani. Allah Teala iman bahşermiş ve imanları hayatlarından nakşetmiş bu insanlar yani. Baktığınızda ayetlerin birebir tercümesi tabiri caizse. Yürüyen Kur'an bu insanlar yani. Allah bize o iman nasip etsin inşallah. Akabinden değerli Müslümanlar, şu da çok önemli. Niyetlendik ya Rabbi biz de bir hayır işi yapalım. Ama insanız, hata edebilir miyiz? Kesin ederiz. Ben hata yapmam. Yok öyle bir şey. Beşer, şaşar.
Bu kaide. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Bütün insanlar hata yaparlar. Ama hata yapanların hayırları tövbe edenlerdir. Dolayısıyla yer yer tökezleyebiliriz. Nefsimizden olabilir, çevremizden olabilir. Ne yapacağız? Ümitsizliğe kapılmayacağız. Çünkü şeytan yan tarafta ellerini avuşturuyor durumda. Ama ben bunu tökezlettim. Hemen Rabbim önce şimdi. Ayet diyor ki وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Onlar bir fuhuş işlediklerinde veya nefisine zulmettiklerinde zekerullah'a Allah'ı hatırlarlar فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Günahları için affederler. Ya Rabbi ben hata ettim, sen beni bağışla. Değerli kardeşler, bir Müslümanın Rabbi o kadar merhametli ki Rabbimiz. El açtığında diyor ki Peygamber Efendimiz, bir kul Allah'a el açtığında Allah Teala o kulun ellerini boş çevirmekten haya eder. Daha başka bir şeye gerek yok. Ve emin olalım, hiç kimse anamız, babamız, kardeşimiz, dostumuz, karımız kim aklına gelsin, Rabbimiz kadar yanına gittiğinde sevinmez. Ki biz bir hiçiz. Acziyetin zirvesindeyiz. Kainatta yok hükmündeyiz. Ama ne diyor Peygamber Efendimiz? Bir kul tövbe ettiğinde, bakın Müslümanlar, Allah Teala o kadar sevinir ki, bir insan düşünün, çölde gidiyor. Yanında bineği var. Bineğinde yiyeceği var, suyu var. Ve bineği kaybetmiş. Artık ümitsiz bir şekilde öleceğim diye gider bir ağacın altına yatar. Öyle, ne yapacak çölde? Su yok, yiyecek yok. Ve diyor birdenbire bir uyanır ki ansızın bakar ki o devesi suyu yiyeceği üstünde yanında. Der ki diyor sevincinin şiddetinden, ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Haşa. Sevincinden diyecek ya Rabbi ne kadar büyüksün, ben senin kulunum. Diyor ki ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Diyor ki Allah bundan daha çok sevinir. Ya Müslümanlar, varsa bundan daha çok seçecek bir adam. Varın yapmayın bu işleri. Ama yok. Ne patronun, ne başka bir insan mümkün değil bize bu kadar yol açmaz. Ki bu hata yapan için geçerli. Koşan için değil. Düşün ki sen yürüyorsun. Vallahi bütün yollar açık. Ama sıkıntı yola girmemekten kaynaklı. Yolun başında öyle mi olur, böyle mi olur? Ya sen bir çık şu köprüye, bak ne oluyor. Kızıldeniz'i ya Rabbin, senin için her şeyi oldurur. Allah Teala Fizlet'e geçiyor. Diyor ki 12 adam için dünyanın altını üstüne getirdi. Tufan. Kaç kişi Müslümanlar? 12 Müslümanlar, buradan daha az. Hadi olsun 80 kişi. 80 mümin için Allah diyor dünyayı ters yüz etti. Ama 12 adam Allah deyip dönmeyenler. Neyse o. Mesela bu Müslümanlar. Onun için hata yapmaktan korkmayalım. Sıkıntı yok. Çünkü niye? Rabbimiz bize bizden çok daha merhametli. Bizden de, eşimizden de, dostumuzdan da, arkadaşımızdan da kim aklına gelse daha merhametli ki. Onun için dön ya Rabbi, ben hata ettim, sen beni bağışla de ve yola devam et. Ve diyor ki وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka kim günahları bağışlar? Var mı bir kapı gidecek? Yok Müslümanlar, diğer kapılar yalancı kapılar. Asıl kapıyı kaybetmişsen çıkacağın bir kapı yok. Dön Rabbine, ya Rabbi ben hata ettim, beni bağışla. Diyor ya hastadım. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Sen bizi bağışlamazsan biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Şartı şurtu yok bu işin. Oraya gideceğim. Şöyle yapacağım. Al abdestini kıl, iki rekat namaz. Aç ellerini. Bu kadar. Değerli Müslümanlar. Dolayısıyla arkamızda çok büyük bir destek var. Bakın Hazreti Bekir'in bir duası var. Onunla bunu bağlayacağım. Ki cennetle müjdelenmiş yani.
tabiri caizse Peygamber Efendimizin yakın arkadaşı. Ama öyle bir tövbe ediyor, zannedersin dünyanın en günahkar insanı, en kusurlu insanı. Diyor ki İlahi abduke la sikat etek, ya Rabbi asi kulun, kendisine başlattı Bekir, huzuruna geldi. Muhirran bil zunubi fakat daak, diyor hatalarını günahlarını ikrar ediyor ve sana dua ediyor. İn terham ente ehlun lizak, şayet merhamet edersen sen bunun ehlisin. Ve in tetrut femen yerham sivak, şayet sen bizi kapından kovarsan kim bize merhamet eder. Vallahi Müslümanlar, o kapı terk edilmiş, küfrün kapısı, batılın kapısı, nefsin kapısı her gün 1000 kere çalınıyor. Açılmaz. Boşuna çıkış yok yani. Niye Müslümanlar zulüm altında? Niye sıkıntı altındayız? Yanlış kapıda giriş arıyoruz ondan. Sıkıntı burada. Dön şu kapıya bir alan gibi. Bir çal bakalım. Kainat sallanır. Bırak kapıyı yani. Diyor ki Allah-u Teala, bir Müslümanın öldürülmesi, bir Müslümanın öldürülmesi Allah katında bir dünyanın yok olmasından daha kötüdür. Bir Müslüman. Niye çözemiyoruz? Sizi tenzih ederim. Yanlış kapılardayız. Ümmet olarak yani. Yola çıktığımız gün sıkıntının bittiği gündür Müslümanlar. Dolayısıyla Allah bizi bu yoldan mahrum eylemesin. Tabi akabinden toparlıyorum 136. ayet-i kerime. Bakın işte mükafat. Az amel çok sevap yani bu. Vaka. Kısacık bir ömür, cüz'i ameller, ebedi nimetler. Ulaike cezaluhum mağfiretun min rabbihim. Dedi ya cennete koşun. Şartlar geldi. Yaptın. İşte onların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma. Ve cennetun tecri min tahtel enhar. Altından ırmaklar akan cennetler. Ne kadar? Halidine fiha. Ebedi. Yola girdiysen Allah'ın izniyle yolun sonu cennet inşallah. Ve ni'me ecrul amilin. Amel edenlerin mükafatı ne kadar güzeldir. Hep amel Müslümanlar. Çalışanlar, çabalayanlar inşallah yani. Ve diyor ki bakın pratik bir örnek. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُمْ. Sizden önce birçok sünnetler, şeriatlar, milletler geldi geçti. Yani okudun kitabını. Kafanda soru işareti mi var bu yolla alakalı? Ad kavmi, Hud kavmi, Semud kavmi, Firavunlar, Nemrutlar hepsi geldi geçti. Bak bakalım ne oldu? Allah'ın taraftarları dünyada da galip oldu. İnşallah Rabbin katına nimetlere garip olacaklar. Kim derdi? Hazreti Musa Kızıldeniz'i geçebilir. Mümkün Müslümanlar. Şimdi bize birisi bunu anlatsa. Böyle bir savaş var. Süper güç. Amerika'sı, Rusya'sı, İsrail'i kovalıyor. Önde bir halk kitlesi silahsız. Önü deniz, arkası düşman. Sonuç? Biz büyük ihtimalle kendimi söylüyorum. Ya bu olurlar, ya düşman bunları katleder. Ama işte Allah-u Teala ne yaptı? Hepsine kurtuş ihsan edin yani. Çok örnek verebiliriz. Onun için diyor ki, onları da bir düşünün yani. Sizden önce çok nesil geçti. Siz ilk değilsiniz. Dolayısıyla bunları unutmayın. Fesiru fil ardı fenzuru keyfe kâne akıbetül mükezzibin. Yeryüzünde dolaşın ve yalancıların, yalanlayanların akıbetine bakın. Ne oldu o yalanlayanlar? Firavun ne oldu? Yerle bir oldu. Nemrut ne oldu? Yerle bir oldu. Hani Ebu Cehiller? Esameleri yok. Ama hakkın taraftarları dimdik ayakta Allah'ın izniyle. Ve diyor ki هَذَا بَيَعْنِ النَّاسِ. Bu insanlara bir açıklamadır. وَهُدَنْ وَمَغْعِدَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Muttakiler de hidayet ve bir öğüttür. Yani size öğütler geldi. Allah'ın kelamı. Son olarak وَلَا تَهِنُوا. Gevşemeyin. En önemli mesele maçları sonlar. Gevşemek lazım. Ne iş yapıyoruz? Asla gevşemeyelim. Yaptığımız hayrı küçük görmeyelim. Bir kardeşimize elif be mi öğretiyoruz? Devam. Kur'an mı öğretiyoruz? Devam. Sadaka mı verebiliyoruz? Devam. Velhasıl ne iş yapıyorsak asla, ya bu sıradanlaştı. Olabiliyor. İnsan sıradanlaşıyor bazı şeyler. Sıkılabiliyorsun. Bu şeytanın vesvesesi. Gevşemeyeceğiz bir. وَلَا تَحْزَنُوا. Üzülmeyin. Bu da çok önemli. Tabii şimdi şöyle düşünebilir. Üzülmeyin derken gamsız olun değil tabii ki.
Zaten bir Müslümanın şu anda bir derdi yoksa ben cümle bulamıyorum. İslam alemi sıkıntı içinde malum, daha komşumuz Suriye işte. Filistin yıllardır kan alıyor. Tabii kalbimiz paramparça yani. Her biri ayrı bir köşede. Bu olması lazım. Zaten böyle bir sıkıntımız yoksa Müslümanlar, vallahi sıkıntı büyük. Ama bu üzüntü amelden seni geri bırakması lazım. Üzünleneceğiz diyor ya, kalp üzünlenir, göz gözyaşı döker. Ama bu üzüntü bizi karamsarlığa götürüp Allah yolundaki amellerden geri bırakmamalı ve diyor ki bilin ki ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin. Eğer iman ediyorsanız üstün sizsiniz. Bu ayet nerede geliyor? Uhud Savaşı'nda. 70 şehit verilmiş. Peygamber Aleyhisselam'ın dişi kırılmış. Dağa çekilmişler. Sahabeler bozguna uğramış. Sıkıntı büyük. Ama bakın, müminsen sıkıntı yok. Tilken eyyamu nudaviluha beynen nas. Biz de bugünler insan arasında evirip çeviririz. Bir gün yukarıda, bir gün aşağıda. Sıkıntı bazen olur, bazen zafer olur, bazen nimet olur, bazen külfet olur. Ama asla her halükarda nimet içinde olsak, sıkıntı içinde olsak asla gevşemeden, üzüntüye kapılmadan, karamsarlığa kapılmadan yola devam ederdi kardeşler. Rabbim inşallah bizi salih kullarından eylesin. İnşallah hayır amellerini bize sevdirsin. Önce işlemeyi, sonra da çevremizdeki kardeşlere teşvik etmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru davana enel hamdu lillahi rabbil alemin lillahi teala el fatiha ve salavat.